Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bir hazırlık var. Benim canım sulu muhallebi istedi. Size yapmıştım daha önce, tarifini vermiştim. Dondurma kaselerinde sundum. Bu sefer nenelerimizin yaptığı gibi aynı tarifi tepsiye yapacağım servisini. Ve tepsime de suyu ölçtüm arkadaşlar. Tam 12 bardak su aldı tepsim. Yani muhallebim de bu kadar olmasını istiyorum. Burada da 1,5 bardak şekerim var. Burada da Hindistan cevizim var. Geçen sefer yaptığımda çok güzel yakıştı. Üstüne koydum arkadaşlar. Bu sefer içine katacağım Hindistan cevizini. Üstünü süslemeye de Hindistan cevizi. Narım var tabii ki. Nar çok güzel yakışıyor. Nişasta. Geçen seferki tarifimde arkadaşlar 8 bardak su, 4 kaşık nişasta vermiştim. Bu sefer 6 kaşık nişasta vereceğim. 1 bardak şekerdi. Burada 1,5 bardak. Yani 12 bardağa göre yapıyorum. Siz bardak ölçülerini kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Ben bu suyu tencereme koyup nişastamı katıp şekerimi katıp kaynatmaya başlıyorum arkadaşlar. Tepsideki suyumu tencereye koydum. Tam 12 bardak tepsiye göre ölçtüm arkadaşlar. Şimdi nişastasını koyuyorum. 1 2 3 4 5 6. Geçen sefer yaptığımı 8 bardak suya 4 kaşık koymuştum arkadaşlar. Şimdi 12 bardağa 6 tane koydum. Çünkü tepsimi ölçtüm suyumu. Onun için 12 bardaktan yapıyorum. Aynı nenelerimizin yaptığı gibi tepside servisini yapacağım bu sefer. Hiç bozmadan servisini. Tek nenelerimizin yapmadığı Hindistan cevizini katıyorum içine. O da üstüne serptiğim çok güzel yakıştı arkadaşlar. Lokum tadı veriyor. Onun için içine Hindistan cevizini de katacağım. Ve şimdi şekerini katıyorum. 1,5 bardak şeker. Yarım bardak da. Ve Hindistan cevizi 1 bardak katıyorum. Ocağın altını, tencerenin altını yakıyorum arkadaşlar. Evet. Karıştırarak pişiriyorum. Devamlı karıştıracağız arkadaşlar. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Topaç topaç olmasın. Eskiden rahmetli nenemler yapardı. Aynen böyle tepsiye döküp onu bir güzel keserdiler, böyle baklava samsası gibi kare kare keserdiler. Ve ismi de titrek bulamaç derdiler arkadaşlar. Buna su muhallebesi demezdiler. Titrek bulamaç. Ben de şimdi onların titrek bulamacını, aynısını yapıyorum tepsiye. Tek fazlalık Hindistan cevizi kattım içine. Onlar da Hindistan cevizi katmazdılar, o zaman yoktu. Geçen gün yaptığımın üstüne koyduğuna çok güzel oldu. Ben de ondan dedim içine de katayım. Lezzet versin. Üstüne de gene Hindistan cevizi ve nar vereceğim arkadaşlar. Nar da çok güzel yakıştı. Hem lezzetli, ekşiliği veriyor hem de güzel görüntü veriyor. Bir taraftan da arkadaşlar videolarım oynuyor burada da. Pomak tatlım. Rakana tatlısı oynuyor. Videoyu kesmedim arkadaşlar. Başladım. 3 dakika 28 oldu. 28 saniye.
Ama burada keseceğim çünkü çok uzun da olmasını istemiyorum bu karıştırma. Ne zaman başlayacak olma nişasta tekrar açacağım arkadaşlar. Karıştırmaya devam arkadaşlar. 3-4 dakika oldu. Hep böyle karıştırıyorum. Buradan ortalığı temizledim. Sade üstüne koyacaklarım nara Hindistan cevizim kaldı. Tepsim. Tepsiye dökeceğim arkadaşlar. Burada da çayımı koydum. Her zamanki gibi benim çayım ocaktan inmez arkadaşlar. Burada videolarım, kendi videolarımı seyrediyorum bir taraftan. Misim mutfağı mis arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi başladı olmaya. 5-6 dakikada oluyor arkadaşlar. Hindistan cevizini koyduk. Şimdi lokum tadı iyice alacağız bundan. Su muhallebisinden. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Öyle puding falan fazla pek sevmem. Gördüğünüz gibi oluyor. Böyle koyulaştığı zaman karıştırması biraz zorlaşıyor ama gene de o kadar zor değil arkadaşlar. Devam ediyoruz karıştırmaya. Hiç bırakmıyoruz. Ateşe koyduğumuzdan itibaren karıştırıyoruz arkadaşlar. Lokum gibi olacak arkadaşlar. Hindistan cevizi koyduk ya. Evet, gördüğünüz gibi kaynıyor. Kaynadıkça da koyuluyor arkadaşlar kıvamı. Çayım da başladı kaynamaya. Çay suyum. Onu da demleyeceğim. Neredeyse oldu arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. Yeterli. Sizin gözünüzün önünde yaptım hepsini arkadaşlar hiç. Tek bir ara kestim 1-2 dakika. Geri kalan hep video açık. Kıvamı oldu arkadaşlar. Kapatıyorum tenceremin altını. Tepsiye dökeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi su muhallebim oldu. Yani nelerimizin titrek bulamacı. Şöyle titrediği için titrek bulamacı derdiler. Tepside yapardılar. Ben de onların gibi tepside yaptım bu sefer. Biraz soğusun. Üstünün Hindistan cevizi nar koyacağım arkadaşlar. Nenelerimizin tarifini sadece şurada bozdum. Hindistan cevizi katarak. O zaman yoktu Hindistan cevizi. Onların yaptığı zamanlar. Çok güzel lezzet katıyor. Lokum yermişsiniz lezzeti veriyor size. Ondan kattım bir su bardağı. Üst süslemesi nar. O zaman da vardı arkadaşlar. Şimdi de var. Bozmadan tarifleri vermek istiyorum. Aynı lezzetler kaybolmasın. Çayımı da demledim. Kendi videolarımı da açtım. Bir taraftan onları izliyorum cennetimde. Bir taraftan da tatlımı yapıyorum.
Mis arkadaşlar, mis. Çayım demlendi arkadaşlar. Şöyle çayımı da dökeyim bir taraftan. Tatlımı süslerken çayımı da içerim. Benim çay her zaman ocakta arkadaşlar. Şahane de olmuş. Evet arkadaşlar, su muhallebim soğudu. Üstüne şöyle Hindistan cevizini veriyorum. İçine de bir bardak kattım. Bildiğiniz lokum kıvamında, lokum tadında oluyor arkadaşlar. Geçen yaptım sizinle, dondurma kaselerinde servisini yaptım. Bu sefer nenelerimizin usulünden aynısını tepsiye yaptım arkadaşlar. Onların yaptığı gibi. Hindistan cevizi çok yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yaptığınız zaman. Sade de yapabilirsiniz. Koymayabilirsiniz de Hindistan cevizi. Benim damak zevkime göre süper yakıştı. Şöyle kalındı arkadaşlar, böyle döküyorum tabakla. Evet, Hindistan cevizini döktük. Narımıza sıra geldi arkadaşlar. Nar da çok yakışıyor. Narımızı şöyle rastgele atıyorum üstüne. Çok hafif bir tatlı arkadaşlar. Hiç baymıyor insanı. Narı da koyduğumuz için daha da lezzetleniyor. Evet, onu da tabağına son kalanlarını şöyle atabiliriz arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde. Evet arkadaşlar, bu kadar. Çok gelen yerlerden biraz alalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu lezzetsiz olma şansı var mı? Yok arkadaşlar. Hafif, insanı baymayan, tatlı ihtiyacını gideren, şahane su muhallebisi. Ninelerimizin deyişiyle titrek bulamaç arkadaşlar. Aynı onların gibi yaptım. Ve tepsiye de servisini eskiler gibi yaptım arkadaşlar. Onlar nasıl yapıyorsa aynısını. Harika oldu. Burada da videolarım seyrediyorum. Çayımı demledim. Cennetim mis arkadaşlar. Hem çay keyfi yapıyorum. Hem de tatlımı yaptım. Yapan herkese afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun arkadaşlar.